Evet, değerli izleyenlerimiz, kariyer planlama dersi kapsamında Kariyer Yolu programı dizisinin bir başkasından bugün bizlerle birlikte Agrobest Grup İnsan Kaynakları Direktörü çok değerli Sayın Füsun Toros. Kendisiyle geleceğin meslek ve yetkinlikleri konusunda söyleşi gerçekleştirmiş olacağız. Söyleşiden önce Füsun Hanım'dan kısacık kendisini tanıtmasını rica edebilir miyim? Tabii hocam, çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle birlikte bu platformda kariyer planlama dersinde birlikte olmak çok keyifli. Öğrencilerimize geleceğin meslek ve yetkinlikleriyle ilgili yapmış olduğum iş tecrübelerimi hem de akademik birikimlerimle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım. Füsun Toros ismim. 1975 Aydın doğumluyum. Uzun yıllardır özel sektörde profesyonel yönetici olarak çalışıyorum. İlk iş hayatına aslına bakarsanız satış ve pazarlama alanında başladım. Sonrasında 9 Eylül Üniversitesi'nin DESEM'in insan kaynakları yönetimi, siz sevgili hocalarımın insan kaynakları yönetimi programıyla birlikte bu alana ilgim daha fazla oluştu ve kariyerimde böyle bir değişiklik yapma kararı aldım. Uzun yıllardır da bu alanda çalışmaya devam ediyorum ve tabii üniversite background'umda yönetim, lisansımda yüksek lisansımda doktoramda yönetim üzerine. Dolayısıyla bu alanda da çalışmaktan son derece büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizinle birlikte olduğumuz için ve bizim davetimizi kabul ettiğiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz sizinle birlikte olmaktan. Teşekkür ederim. Şimdi geleceğin meslek ve yetkinlikleri başlığı altında size bazı sorularımız olacak. Bu sorular çerçevesinde vereceğimiz yanıtlar, sizin deneyimleriniz, aldığınız eğitim kapsamında gençlerimize, kariyerin başında olan, kariyer yolunun başlangıcında olan genç arkadaşlarımıza örnek teşkil edecektir ve yol gösterecektir. Öncelikle siz kariyeri nasıl tanımlıyorsunuz? Hocam aslında kariyer en genel anlamıyla bir kişinin çalışma yaşamı boyunca sahip olduğu iş deneyimlerinin sıralaması diye tanımlayabiliriz. Aslında 1980'li yılların ortalarına kadar olan dönemde bir çalışanın iş deneyimlerinin genellikle tek bir örgütün hiyerarşik düzeylerinde terfi alarak ilerleme şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Ancak günümüzde örgüt sayısının artması, sınırların ortadan kalkması, yaşanan ekonomik krizler, küresel düzeyde artan rekabet, hızla ilerleyen teknoloji ve dijitalleşme yetenek savaşlarını kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Bu saydığım faktörlerde çalışanların kendi kariyer hedeflerinin inisiyatiflerini alarak kariyerlerini tek bir örgütte geçirmekten ziyade iş güvencesi, ilerleme fırsatı ve daha fazla çalışan memnuniyetine odaklanan örgütlere geçme eğilimini artırmıştır. Peki. Gelecekte iş dünyasının beklentileri, meslek ve yetkinlikleri nasıl şekillenecek sizce? Hocam, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi küreselleşme, son 2 yıldır hayatımızda olan pandemi koşulları, teknolojik ilerlemeler ve demografik değişimler iş dünyasını derinden etkiledi bildiğiniz gibi. Bu mega trendler artan rekabet ortamlarında başarılı olabilmek için mevcut işlerin sayısını ve kalitesini nasıl yerine getirildiklerini ve çalışanların gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetkinlikleri de etkiledi elbette. Bundan dolayı da iş gücü piyasalarındaki talepler, dijital yetkinlikler ve bilgi iletişim teknoloji becerilerine sahip yetenekli çalışanları örgüte çekme noktasına geldi. 2020 yılında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda işlerin geleceği ve 21. yüzyılın yetkinlikleri arasında karmaşık problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, öğrenme çevikliğine sahip, adaptasyonu hızlı, yılmazlık ya da başka bir ifadeyle hacı yatmazlık diye ifade ettiğimiz dayanıklılık yetkinlikleri ön sıralarda yerini almıştır diye ifade edebilirim.
Bu kapsamda tabii ki kariyer yaklaşımlarında da farklılıklar, değişimler ortaya çıkıyor. Neler değişiyor kariyer yaklaşımlarında, kariyer kalıplarında? Hocam az önce de belirttiğim gibi çalışma yaşamında ortaya çıkan bu güncel gelişmeler gün be gün daha fazla çalışanın yeni kariyer yaklaşımlarını benimsemesine neden oluyor ve tek bir örgütte kalmaktansa farklı örgütlere geçmelerine yol açıyor. Aslında en sık karşımıza çıkan, size birazcık sınırsız kariyer yaklaşımından söz etmek isterim. Tek bir örgütün sınırlarını geçen kariyer, yani çalışanların örgüt değiştirerek kariyer yaşamlarını sürdürmesi bu yaklaşım. Aslında farklı örgütlere taşınabilir bilgi, beceri ve yetenekler ile çok yönlü ilişki ağları ve iş arkadaşları yoluyla öğrenmenin ön plana çıktığı bir yaklaşım şekli. Geleneksel kariyerde istihdam ilişkisi örgütlerin çalışanlarına iş güvencesi sağlamasına karşılık çalışanların da örgütlerine bağlılık göstermesi temeline dayanıyor bildiğiniz gibi. Ancak sınırsız kariyerde iş güvencesinin yerini istihdam edilebilirlik alıyor. Ve böylece çalışanlar sınırsız kariyeri benimsedikçe güvenceleri örgütlerin kendilerine sağladıkları iş garantisinden ziyade becerilerini daha iyi ifade ederek ve hedeflerini ortaya koyarak istihdam edebilmek üzerine kuruyor. Ayrıca yine geleneksel kariyer yaklaşımında çalışanların kariyerlerindeki dönüm noktalarını yaşları belirlerken sınırsız kariyerde dönüm noktası öğrenme oluyor. Günümüzün en önemli yetkinliklerinden bir tanesi. Yine başka bir yaklaşım olan hocam, bağımsız kariyerde ise iki alt boyuttan oluşuyor. Bu boyutlar kendi kariyerini kendi yönlendirme ile değer yönelimli kariyer yaklaşımı. Kendi kariyerini kendi yönlendirmede çalışanın kariyerine ilişkin kararlarda kişisel olarak daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve bu kararlarla ilgili kontrolü örgütüne bırakmaması üzerine kurulu. Geleneksel kariyer anlayışında çalışanların kariyerlerinin yönetilmesinin sorumluluğu örgütteyken bağımsız kariyerde bu sorumluluk tamamen çalışanda oluyor. Değer yönelimli kariyer yönetimi ise kişinin kariyerini yönlendirmesinde ve kariyer başarısını değerlendirmesinde örgütün isteklerinden ziyade kendi kişisel değerleri doğrultusunda hareket etmesi. Yani kendi kariyer kararlarında toplum ya da örgüt tarafından tanımlanmış yargılar veya öğrenilmiş çaresizlikler yerine çalışanın kendisine daha anlamlı gelen değerleri temel almasına dayanıyor. Geleneksel olarak çalışanların kariyer gelişimlerinin kariyere giriş evresinden orta kariyer evresine kadar gerçekleşeceği ve daha sonra da çalışanların ya kariyer duraksamaları, ki biz buna sizde aynı şekilde kariyer platosu deriz, ile karşılaşacakları ya da düşüş evresine girecekleri düşünülüyor. Oysa ki bağımsız kariyer yaklaşımında kariyer gelenekselden farklı olarak çalışan ve içinde bulunduğu çevre değiştikçe, kişi tarafından tekrar keşfedildikçe ve tepe vadi noktaları bir işten diğerine geçişi mümkün kılabiliyor. Yine başka bir yaklaşım olan portföy kariyer yaklaşımında çalışanlar bir örgütte tam zamanlı çalışmak yerine birden çok örgütte çalışabiliyor ve bu yaptıkları işin karşılığını alıyorlar. Ve böylece yetenekleriyle ilgili bir portföy inşa ederek kendi kariyerleriyle ilgili sorumluluklarını üstleniyorlar. Son olarak çok yönlü kariyer yaklaşımına değinecek olursam, yine çalışanın kendisi tarafından yönlendirilen bireysel hedeflere yönelik yaşamın dönemlerini bütünsel olarak kapsayan ve para, terfi, güç gibi nesnel başarılardan ziyade psikolojik anlamda başarıya odaklanan bir kariyer yolu. Yine geleneksel kariyer yaklaşımında dikeydeki başarı ön plandayken, çok yönlü kariyer yaklaşımında daha psikolojik başarı ön plana çıkıyor.
çok yönlü kariyer, bireyin kendisi tarafından yönetilen ve yine yönlendirilen bir süreç. Bu kariyer yaklaşımında bireyin eğitim ve gelişimindeki çeşitli deneyimleri, birkaç örgütteki işi ve mesleki anlamda değişimleri önem kazanıyor. Bireyin çok yönlülüğü tüm yaşamı boyunca kendini geliştirebilmesinden kaynaklanıyor. Bu anlamda bireysel kariyer seçimleri bütünleştirici ve birleştirici unsur olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla başarının sırrı dışsal faktörlere değil, daha kişinin içsel faktörlerine bağlı oluyor. Yeni kariyer yaklaşımlarıyla birlikte kariyer büyük ölçüde artık bireyin sorumluluğunda şekillenen, örgütün de bu konuda çalışanı desteklediği bir olgu olarak devam ediyor sevgili hocam. Sorunuzun ikinci kısmı olan kariyer kalıplarıyla devam etmek isterim müsaadenizle. Kariyer kalıplarında devamlı ya da kararlı kariyer kalıbı dediğimiz, eğitim dönemini bitirip iş yaşamına katılan gençlerin sürdürdükleri işi, kariyer sorumluluklarını tüm kariyer yaşamı boyunca devam ettirebilmeleri. Örneğin tıp eğitimi aldıktan sonra bir hekimin kendi uzmanlık alanında yıllarca hizmet vermesi ya da bir inşaat mühendisinin 60 yaşına kadar aynı mesleği devamlı sürdürmesi bu kariyer kalıbına örnek verilebilecek bir seçenek olacak. Doğrusal kariyer kalıbı örgüt hiyerarşisi içindeki seviyede ve bir önceki işlerine göre daha yüksek sorumluluk düzeyi, bilgi ve beceri gerektiren işlerin ardı ardına ilerletmeleri üzerine kurulu. Yani çalışanlar hocam aynı örgüt içerisinde kalarak bu basamaksal sırayı takip edebilmekte ya da örgütten örgüte doğrusal kariyeri izleyerek hareket edip iş yaşamlarını sürdürebilmekteler. Mesela iş yaşamına başlangıç aşamasında pazarlama bölümünde stajyer olarak başlayan bir çalışanın nihai olarak pazarlama müdürlüğü pozisyonuna kadar yükselmesi doğrusal kariyer kalıbına bir örnek oluşturmakta. Ya da başka bir örnek, spiral kariyer kalıbı. Burada da üniversitenin işletme ana bilim dalında, yönetim organizasyon bilim dalında doçent kadrosunda bulunan bir öğretim üyesinin 10 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü üniversiteden ayrılıp kendi alanında bir işletmenin insan kaynakları yönetimine geçmesi, daha sonra da yönetim danışmanlığı yapmak üzere bir başka alanda çalışmak üzere kendi işini yapacak olması buna verebileceğimiz bir örnek diyebilirim. Geçiş tipi kariyer kalıbında yine eğitim dönemini tamamlamış bir kişinin 2 yıl hizmet sektöründe, sonra 1 yıl bankacılık sektöründe çalışması, ardından da işte kamu sektörüne geçmesi gibi yeniden kamuda çalışmak üzere yeniden eğitim hayatına başlaması bu kariyer kalıbına verilebilecek bir örnek. Burada da daha çok karar vermede zorluk yaşayan arkadaşlarımızın tercih ettiği eğitim durumları ve beceriyle ilgili sürekli gelişim ihtiyacı olan gençlerimizde yaşadığımız bir kariyer kalıbı diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz. Gençlerimizin kariyerlerine nasıl hazırlanmalarını önerirsiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet hocam, bunu bir insan kaynakları profesyoneli olarak cevap vermeyi canı gönülden istiyorum. Çünkü her gün sayısız mülakat yapıyoruz. Bu yaptığımız mülakatlarda en çok beklediğimiz şeyler gençlerin belli bir kararlılık içerisinde olmaları ve ne istediğini biliyor olmaları. İşte bu yüzden gençlerin kariyerlerinin staj tecrübeleriyle başlamalarını ve bu aşamada bir network oluşturmalarını canı gönülden öneriyorum. İş yaşamına başlamadan önce, yani öğrenciyken yapılacak stajları her zaman bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerekiyor bence. Bu dönemde zorunlu ya da zorunlu olmayan ama yine de çalışabilecekleri, iş yaşamına dair bilgi edinebilecekleri her türlü imkanı değerlendirmelerini öneriyorum sevgili gençlere. Çünkü
ne istediklerini anlamaları ve bunun farkına varmalarında staj dönemi gerçekten çok kıymetli. Örneğin işletme bölümünde okuyan bir öğrenci net bir ilgi alanı yoksa hem yönetim, hem finans, hem de pazarlamanın pratik iş yaşamında neler yaptıklarını görmesi ve kendisine en yakın olan alan hangisi ise mezun olduktan sonra o alanda iş başvurusu yapmasını, iş aramasını tavsiye ediyorum. Şunu unutmamak gerekiyor ki rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde eşitler arasındaki farkların ön plana çıktığı günümüz iş dünyasında biz İK'cılar ne istediğini bilen, farkındalığı yüksek olan adayları işe almayı tercih ediyoruz. Evet, haklısınız. Rekabet gittikçe de artıyor. Bu nedenle de mutlaka gençlerimizin bir farklılık yaratması gerekiyor eşitleri arasında, değil mi? Çok haklısınız. Peki kariyer yine yolunun başlangıcında olan gençlerimiz için, genç arkadaşlarımız için bir örnek olması açısından kendi kariyer yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki hocam. Aslında benim kariyer yolculuğum az önce de biraz girişte bahsettiğim gibi iki farklı alanda ve doğrusal kariyer kalıbına uyuyor. İlk iş yaşamıma satış alanında global bir firmada başlayıp orada 14 yıl boyunca çalışıp ve uzmanlık kazanıp üst düzey pozisyonlara ulaşmıştım. Bu aşamada insan kaynaklarıyla tanıştım. Siz değerli hocalarımın 9 Eylül Üniversitesi'nin sunmuş olduğu bu imkan ile aslında ilgi ve konsantre oldum bu alana. Sonrasında da insan kaynakları alanına geçtim. 11 yıldır da bu alanda çalışıyorum. Bu alandaki kariyer adımım ilk eğitim ve gelişim müdürü olarak başladı. Sonrasında insan kaynakları direktörü ve şu anda bağlı bulunduğum Agrobest firmasında insan kaynakları koordinatörü olarak devam ediyorum. Aynı zamanda da bir vakıf üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak insan kaynakları yönetimi dersi veriyorum. Ben hayatı bir öğrenme yolculuğu olarak gördüğüm için eş zamanlı iş yaşamımla birlikte eş zamanlı olarak önce master sonra da doktora yapma şansına sahip oldum. Ne kadar yoğun olursak olalım öğrenmeye ve kendimizi geliştirmeye her zaman zaman ayırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü en büyük sermayemiz kendimiz, psikolojik sermayemiz. Kendimle ilgili söyleyebileceğim en önemli şey de benim yaşamımda her zaman bir hedefim oldu. Ve hep bir hedefe odaklandım. Aslında defalarca başarısız oldum. Ama hiç vazgeçmedim. Çünkü hep ne istediğimi biliyordum. Bunu bildiğim için de her başarısızlığın ardından daha da güçlenerek ayağa kalkıp çalışmaya devam ettim hocam. Evet, hayat öyle bir şey zaten. Başarısızlıklar, başarılar hep bir arada. Ama mutlaka ciddi bir şekilde tutunmak gerekiyor hedeflere. Hedef belirlemek ve bu hedeflere tutunmak gerekiyor ki belirli noktalara da ulaşabilelim. Yetenek yönetimi sizin ilgi alanınız, değil mi? Evet hocam. Peki bu ilgi alanınız olan yetenek yönetimi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet hocam, benim doktora tez konum yetenek yönetimiyle ilgili, sizler de biliyorsunuz. En basit anlamıyla aslında yetenek yönetimini doğru adayı örgüte çekmek, geliştirmek ve tutundurmak şeklinde ifade edebiliriz. Ama aslında öncelikle de bunun için yeteneği doğru tanımlamak lazım diye düşünüyorum. Yetenek aslında bir işletmenin mevcut ve gelecekteki performansı üzerinde önemli farklar ortaya koyabilecek çalışanları ve bireyin potansiyel olarak herhangi bir alanda neleri iyi yapabileceği konusundaki becerisini ifade ediyor. Bir kişiyi yetenek olarak tanımlayabilmek için mevcut potansiyelinin yanı sıra kendi alanındaki bilgi, beceri ve yaklaşımları ile az önce de belirttiğim gibi eşitler arasında fark yaratması bizim onu yetenek olarak ayrıştırmada önemli ölçüde kolaylık sağlamamıza yol açıyor. Bilgili, öğrenmeye meraklı ve öğrendiğini
mevcut bilgilerine ekleyip yeni yaklaşımlar, yeni fırsatlar ortaya koyabilen ve bunları başkalarına öğretmekten heyecan duyan, azimli, ne istediğini bilen, dayanıklı ve adaptasyon yeteneği kuvvetli bir çalışanı yetenek olarak tanımlayabiliriz. Sorunuza ilave olarak ve aslında son olarak söylemek istediğim sosyal zeka, biraz da buna değinmek istiyorum. Çünkü sosyal zeka son derece önemli. Diplomalar ve sertifikalar iş yaşamında, iş başvurularında daha doğrusu ve istihdamın sağlanmasında gençlere çok önemli kapılar aralıyor. Ancak iş yaşamına başladıktan sonraki tutum ve davranışlar, iletişim ve ilişki yönetimi, yani sosyal beceriler ve duygusal zeka, kurum kültürüne adaptasyonda ve örgütsel bağlılığın yaratılmasında çok önemli rol oynuyor. Bundan dolayı da çalışanın sosyal becerileri de yeteneği tespit ederken önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Peki, çok teşekkürler. Sevgili Füsun Hanım, çok güzel, ayrıntılı bir biçimde bize hem kariyerin ne olduğunu anlattınız, kariyer yolunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini söylediniz. Ve her anlatımınızda aslında başarıya ulaşabilmek için de ipuçları verdiniz genç arkadaşlarımıza. Özetlemek isterseniz eğer bütün bu anlattıklarınızı, son olarak neler söylemek istersiniz? Evet hocam, aslında cümlelerimin arasında da geçtiği gibi ve az önce sizin de söylediğiniz gibi gençlere en önemli tavsiyem, mutlaka bir hedefiniz olsun. Mutlaka bir hedefiniz olsun. Defalarca başarısız da olsanız hiç vazgeçmeyin. O hedefe odaklanın ve mutlaka ona ulaşmak için çaba harcayın. Hiçbir şey kolay değil. Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. Zaten kolay olsa bu kadar kıymetli olmuyor. O yüzden hedefiniz olsun. Buna ulaşmak için elinizden gelen bütün çabayı harcayın ve buna odaklanın diyorum ben. Söyleyebileceklerim ve hani en önemli özetim de bu olsa gerek değerli gençlere. Çok teşekkürler. Evet, değerli izleyenlerimiz, kariyer planlama dersi kapsamında Kariyer Yolu Programı etkinliklerinin bir başka dizisinde bugün Geleceğin Meslek ve Yetkinlikleri başlığı altında çok değerli sevgili arkadaşımız, dostumuz, Agrobest İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Füsun Toros konuğumuzdu. Füsun Toros hem uygulamacı hem de akademisyen yanı güçlü olan bir arkadaşımız. Kendisinin de ifade ettiği gibi aynı zamanda doktora eğitimi var ve bunu aynı zamanda ne yapıyor? Eğitim vererek de yapmış olduğu çalışmaları sizlere, genç arkadaşlarımıza yaymaya çalışıyor. Yani hem uygulamada elde etmiş olduğu deneyimleri, bilgiyi, hem de akademik anlamda elde etmiş olduğu, eğitimi kapsamında elde etmiş olduğu bilgiyi sizlere derslerde aktarmış oluyor. Bu yüzden bize anlatmış oldukları, bizimle paylaştığı bilgi ve deneyimleri çok çok önemli, çok değerli. Çok çok teşekkür ediyoruz size Füsun Hanım. Başka bir etkinliğimizde sizinle yine birlikte olmaktan ve sizin bilgi deneyimlerinizi genç arkadaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Nazik davetiniz ve bu platformda bir arada olma fırsatı yarattığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz.